İlk kez kafamı dağıtmak için gitmiştim oraya. Öyle avare yürürken şehrin sokaklarında, kalabalıklardan sıyrılıp kendimi dinlenecek bir yer ararken bulmuştum Merkez Efendi civarındaki bu küçük kahveyi. Sonra bir alışkanlık haline geldi oraya gitmek. Aslında biraz da garip halleri olan bir adamı görmek için gidiyordum. Belki onu izlemek bilmediğim bir huzur veriyordu bana. Ne zaman gitsem bir köşeye çekilmiş, kendi halinde otururken görürdüm onu. Genellikle bitkin bir hali vardı. Gözlerini duvardaki tabloya sabitler, neredeyse hiç göz kırpmadan seyrederdi. Bir vav harfinden başka bir şey de yoktu oysa o tabloda. Ne görüyordu o vav harfinde bilmiyorum. Tanıyanlar aklını kaçırmış, aşk derdinden bu hale gelmiş diye tahmin ediyorlardı. Belki sevdiğinin gözlerine bakıyordu, bizim anlamadığımız ve bilemeyeceğimiz bir nazarla. O noktadan seyre çıkıp geçmişe doğru bir yolculuğa çıkıyordu olabilirdi. Neyse de bilmiyorum. Bazen oturduğu masanın altındaki poşetten çıkardığı kağıtlarla uğraşıyor, kendince bir şeyler yazıp çiziyordu. Uzaktan bakınca önüne serdiği kağıtların karalamalarla dolu olduğunu görüyordum. Hatta bazı günler saatlerce o kağıtların içine gömüldüğünü söylüyorlardı. Birkaç defa gidip yakınlık kurmak istedimse de pek yüz vermedi. Kimdi bu adam? Neden buraya gelip kimseyle konuşmadan ayrılıyordu? Hem bu halindeki pecmüderliğin sebebi neydi? Yüzündeki ifadeye dikkatlice baktım. Benden kaçmaz. Onda gizli bir şeyler olmalıydı. Okumuş, hayata dair birçok şey öğrenip geride bırakmış olabileceğini düşündüm. Belki de eski bir istihbaratçı. Taşıdığı yük ağır gelmiş olabilirdi. Ya da bütün bunlar benim görmek istediklerimdi. Bu adam kafama takılmıştı. Zaten ne zaman böyle toplumdan soyutlanmış tipler görsem, bir vesileyle yakınlık kurmak isterim. Belki boş bulunduğu bir zamanı yakalarım diye yanına oturuyordum. Yine böyle bir gündü. Belki konuşurum diye ümit ediyordum. En iyisi onun kendi gibi bir insanı karşısında görmesiydi. Onun yaptıklarını anlamaya çalışacak, hatta belki de bazılarınca anlamsız görünen hareketlerini anladığımı belli edecektim. Yanına oturdum. Tek kelime konuşmadan yaptıklarını izlemeye başladım. Ellerine bakıyor, adeta parmaklarıyla konuşuyordu. Dayanamadım. "Ellerinle mi konuşuyorsun?" dedim. Birden dövecek gibi gözlerimin içine baktı. Öyle hiddetli bir bakıştı ki anlatamam. Sonra alaycı bir gülümsemeyle, "Hesap sonraya kalmasın. Şimdiden konuşayım. Ne anlatıyorlar dinleyeyim." dedi. Şaşırdım duyunca. Ona dair zihninde tasarladığım her şey bu cevaptan sonra silinip gitti. Oysa ben onu normal bir deli sanmıştım. Sonra kendime güldüm. Normal deli mi olurmuş yahu? Meczuplukta bile normal davranışlar arayan, buna bile bir standart getirmeye çalışan biz normal insanlar. Kaç yaşındasın diye sordum. 200-300 var. Neredeyse gülecektim. Kendimi zor tuttum. Eğer ki gülseydim belki de benimle bir daha konuşmazdı. Ciddi bir karşılık verdim. Allah ömrüne bereket versin. Daha nice yıllar yaşarsın inşallah. Amin, dedi alaycı bir gülümsemeyle. Adını sordum. Mecnun, dedi. Mecnun mu? Leyla'yı ne yaptın? Dedim boş bulunup. Oysa ciddi olmalıydım. Dilini biraz da olsa çözdüğüm bu adam kızacak, bağırıp çağıracak, belki de daha bir tek kelime konuşmayacaktı benimle. Tam damarına basmıştım sanırım. Birden öfkeyle yerinden kalktı ve ellerimden tuttu. Gel buraya, diye çekiştirdi beni. Gel, sana Leyla'yı göstereyim. Gör bak Leyla'yı. Görmek istemez misin? Hani hep duyduğun, o Leyla'yı göstereceğim sana. Çirkindi değil mi aslında? Hani ben onu güzel görüyordum. Öyle anlatılıyordu değil mi? Genceli Nizami, Fuzuli, Molla Cami. Gel de gör onun halini. Kalk yerinden. Haydi kalk ve kendi gözlerine gör Leyla'yı. Deli olamazdı bu adam. Deli ne bilsin Genceli Nizami'yi, Molla Cami'yi. Olsa olsa bir meczup. Aklını kaçırmış dediğim bu adamın başına takılıp gitmek için en az onun kadar meczup olmak gerekirdi sanırım. Ama ben de az değildim. Elimden tuttum. Haydi
Geliyorsan şimdi, yoksa bir daha asla, dedi. Dışarı çıktık, yürümeye başladık. Konuşmuyorduk. Biraz sonra Cevizli Bağ'a gelmiştik. İşte bak, görüyor musun Leyla'yı, dedi kalabalığı gösterdi. Hayır, görmedim. Hangisi, göstersene. Göremezsin tabii, bu kalabalığın arasında. O sevmez kalabalıkları zaten. Kaçar, ürkek bir ceylan gibidir benim Leyla. Kaçar kalabalıklardan, sığınır kendi yalnızlığına. Çekilir, büzülür, gider bir yılanın deliğine çekilmesi gibi çeker kendi yalnızlıklardan. Bense onu düşünürüm bu garip halimle. Olsun, ne mutlu onu düşünen benim gibi bir garibe. Ya aklında, hissinde, hayatında senin gibi Leyla'ya dair tek bir şey bile olmayan zavallılar. Neyse, üzülme. Ben de bir zamanlar senin gibiydim. Sanırım kendince beni tedavi etmek için yaklaştığım yanına. Göreceğiz bakalım kim kimi iyi edecek. Bu son cümleyi dudaklarının arasında belli belirsiz bir kıpırtıyla söylemişti. Ya da ben öyle duymuştum. Yürümeye devam ettik. Biraz sonra metrobüs durağındaydık. Üçlükle bindik. İçeride nefes almaya bile yer yoktu. İnsanlar bu saatte işlerinden çıkıp evlerine gitmeye çalışıyorlar. Yorgun ve ayrılık suratlı insanlar metrobüslerde, yüzlerinde umut kalmamış, şaşkın bakışlar, tebessüm eden kimse yok. Adeta bir işkencehaneden çıkmış gibiler. Kulağıma eğildi. Gördün mü Leyla'yı, dedi. Hayır, dedim. Peki, dedi, sustum. Bir süre sonra, haydi geldik, dedi. İndik, yürümeye başladık. Şehrin yüksekçe bir yerine gelmiştik. İstanbul ayaklarımızın altındaydı. İşte, dedi. Leyla'yı görüyor musun? Adam bana şehri gösteriyordu. Gökdelenler, uğultu, akıp giden trafik ve daha pek çok şey. Görüyor musun Leyla'yı? Dedi. Hayır, dedim. Görmedim. Göremezsin. İşte Leyla karşında duruyor. Bu şehir, bu gökdelenler, birbirinin sırtına binerek yaşayan insanlar, adeta modern mağaralar gibi yapılmış evler. İşte Leyla. Bak, yüzüne makine yağları bulaştırmışız. Hayır, haşa, yanlış söyledim. Ona bulaşmaz böyle karalar. Fabrika dumanlarında resmi kirli ve temiz hatıralarla doldurmuşsun, diyor ya şair Leyla'ya. İşte öyle. Bizim göğümüz kararmış. Karanlıkların ardından seyrediyoruz ne yazık ki onu. Leyla yine de şehirde bir örtü gibi. Leyla yine aynı Leyla. O kirler bize ait. Bizler değil miyiz onu terk edip yeni aşkların peşine yelken açan? Bekliyor bak bizi hala. Gelip saçlarını örelim, ona bakarak güzelleşelim diye bekliyor. Görmedin mi hala? İyi bak ona. Oysa böyle değildi o. Bu adam Leyla diyerek bana şehri, sokakları, gökdelenleri gösteriyordu. Belki hayali bir silüet görüyordu şehrin üzerinde. Ama göremiyordum ben onun gördüklerini. Gel, dedi. Yürümeye başladık. O ara aşk dertlisiyle yoldaşlık etmek zordur. Dayanamayacaksan şimdiden ayrılalım, dedi. Hayır, öğrenmek istiyorum, dedim. Neyi öğrenmek istiyorsun? 300 yıllık bir delilik krizini iliklerine kadar yaşayan biriyim ben. Ama şanslıyım. Ya farkında olmasaydım? Hapishanede uzunca süre yaşayan mahkumun tahliye edilirken, hayır, ben bu cezayı hak edecek hiçbir şey yapmadım. Atamazsınız beni dışarı, dediğini duymuştum. Neyse ki hapishanedeki hayatını özgürlük sanan bir mahkum olmaktan kurtuldum. Hiç değilse yaşadıklarımın bir çeşit cezaevi günleri olduğunu biliyor ve kurtulmanın krizlerini yaşıyorum. Sen ve senin gibiler isterse bununla delilik de desinler. Hayır, dedim. Siz ne anlatırsanız sonuna kadar dinleyeceğim. Gerekirse bunları yazacağım da. Yazmak mı? Becerebilir misin? Diye sordu. Tabii ki. Bir hikayeciyim ben. Ama benim anlatacaklarım hikaye değil ki. Bir hastalık belki. Doktor, toplumsal bellek krizi gibi bir teşhis koydu bana. Böyle bir hastalığı ilk kez duyduğumu söyledim. Doktor gözlerimin içine baktı. Seninki tıbbi bir hastalık değil. Bu yüzden çaresi yok.
kendinle toplumsal yaşam arasında bir ilişki kurmuşsun dedi. Acayip bir durumla karşı karşıyaydım. Adam bir sosyolog gibi meseleye giriş yapmıştı. Kendisinden hiç beklemediğim bir şekilde, evet dedi, benim yaşadığım toplumsal bellek krizi diye bir hastalıkmış. Ne yazık ki bu hastalığın çözümü kişinin kendi çabalarıyla aşılamazmış. Kişi kendisi bu krizi dedelerinden devralırmış. Krizi aşmanın yolu onu fark etmekmiş. Kişi bunu fark ettikten sonra kendisi kurtulmasa bile en azından sonraki kuşakları bu genetik krizden kurtarabilirmiş. Evet, ben şanslıyım. Bu krizi fark ettim. Ama ne yazık ki benden öncekiler fark edemedikleri için bu krizi bana miras bıraktılar. Uzun uzun konuştuk. O anlattı, ben dinledim. Geçmişte büyük bir şirketin yüksek maaşlı bir yöneticisi olduğunu, sonra hayatında bazı şeylerin değiştiğini falan öğrendim. Onunla konuşmalarımız aylarca sürdü. İşten çıkıp yanına geliyor, onu dinliyordum. Her gün kendine dair başka şeyler anlatıyordu bana. Bir yandan kendi yaşadıklarıyla toplumsal yaşam arasında ilgi kuruyor, diğer yandan bunları bana anlatırken tarihi olaylara atıflarda bulunuyordu. Uzun geceler, hatta günler boyunca dinledim onu. Dinledim. Sonra bir gün nasıl oldu anlamıyorum. Bir anda bir hayal gibi, rüya gibi ortadan kayboldu. Onunla uzun uzun sohbet ettiğimiz yere oturdum. Birden gözlerim duvardaki tabloya ilişti. Vav harfinin hemen yanında bir elif harfi asılmıştı. Onu tanıyanlara sordum. Leyla'yı buldu dediler. Peki nerede diye sordum. Bulan kaybolur. Sorma bundan sonrasını diye güldüler. Gözlerimi diktim tabloya. Onları anlamaya çalıştım. Anlayamadım.